karşımızdadır. Kur'an hidayet kaynağıdır. Yol göstericidir. Nere yol göstericidir? Neyi yol gösterir? Nereyi adres gösterir? Öyle sloganik ifadelerle değil. Bizatihi kendi ifadesiyle. Şimdi bakın Kur'an neye yol gösteriyormuş? 9. ayet İsra suresinin buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam ve yübeşşirul müminin ellezine ya'melune salihat enne lehum ecran kebira Muhakkak ki bu Kur'an yehdi hidayet eder, rehberlik eder yol gösterir. Nereye? Lillatihihi akvamu en doğruya. Şimdi ben öteden beri Kur'an en doğru yolu gösterir ifadesini sıkıntılı, sorunlu görmüş bir kardeşinizim. Şimdi Kur'an en doğru yolu gösterir demek en doğrunun altında başka doğrular da var demektir. Yani belki siz en doğrunun peşinden gidiyor olabilirsiniz ama müsaade et de bizim de başka doğrularımız olsun. Onlarla da menzile ulaşılabilir mantığını insanın aklına getirir. Buradan hemen Fahrettin Razi'ye bir rahmet okumak durumundayız. Ondan öğrendim. Der ki Fahrettin Razi, Arapçada ismi tafdil kalıpları yani Türkçemizde mukayese bildiren daha iyi, en iyi kalıpları Arapçada ismi tafdil diye karşılanır. O kalıplar Allah için ve Kur'an için daha iyi, en iyi manası vermez. Bunlar gerçek iyi, tek iyi manasını verir. Yani Şimdi i̇şte mesela İnne rabbeke huve a'lemu. Senin Rabbin daha iyi bilir. Senin Rabbin daha iyi bilir değil. Senin Rabbin gerçeği bilen tek zattır. Onun bilgisi başka bilgilerle mukayese kaldırmaz. Mesela tekbirlerde düşünün. Allahu ekber diyoruz. Bunun tercümesini güya çok iyi bilir gibi Bazıları da böyle vurgulayarak Allah en büyüktür diye verir. Allah en büyüktür. Bu tam da müşriklerin dediğidir. Onlar da öyle diyorlar. Tabii ki Allah en büyüktür ama onun altında başka büyükler vardır. Büyüklerin zirvesine Allah'ı yerleştirelim. O pentagonun tepesinde bulunsun ama aşağıda tanrıcıklar var. Kur'an'daki min dünillah min dunihi ifadeleri bunu karşılar. Allah'ın peşi sıra, Allah'ın altında, aşağısında artçı konumunda olan tanrıcıklar var demektir o. Öyleyse Allahu ekber ifadesinin doğru tercümesi Allah gerçek büyüktür yahut Allah tek büyüktür şeklindedir. Hani müşriklerin telbiyesi var ya, müşriklerin de telbiyesi var. Hacca gidince, umreye gidince telbiye sadece bizim yaptığımızdan ibaret değil. Adamlar bunun başka versiyonlarını kullanıyorlardı Mekke'li müşrikler. Lebeike Allahumme lebeik lebeike la şerike lek illa şerikün huve temlikuhu ve memlek. Onların te telbiyesi de böyleymiş. Yani lebbeyke'nin açılımı var tabi Arapçada. Lebbeyke'nin açılımı ülib buleke Beyni cümlesinin kısaltılmışıdır lebbeyke. Yani senin her bir isteğine ben en az iki kere amadeyim. Sen bir şeyi benden bir kere istiyor olursan ben en az iki kere o emre boyun bükerim demektir. İşte ey Rabbim senin her bir emrine karşılık ben en az İki kere amadeyim, senin hiçbir ortağın yoktur, ancak bir tane bir ortağın var, bir tanecik. O senin peşi sıranda bulunuyor, sen ona sahipsin, onun sahip olduklarına da sen sahipsin. Ama sen zirvedesin, aşat. Bir altta bir tane daha var diyor yani. Onlar öyle diyor, öbürleri biraz daha sayıyı kabartıyorlar. Öyleyse Allah'ı en büyük diye tanıtmak başka büyüklere kapı aralamaktır. İsmi tafdil kalıbı Allah için ve Kur'an için görecelilik manası vermez. Allah bir başka varlıkla mukayeseye konu dahi edinilemez. Şimdi o kuralı getirip bu ayetteki akvem kelimesine uyarlayalım. Muhakkak ki bu Kur'an en doğru yola iletir değil. Kur'an tek doğru yola iletir. Hakikate ulaştıran yol sadece Allah'ın bu son ilahi mesajı dediği Kur'an'ın yoludur. Başka, başkalarının doğru yola ulaştırmak gibi bir özelliği söz konusu değildir. Başka iddiaların doğruluk gereği gerekçesi ya da doğruluk derecesi Kur'an'a uygunluk şartına bağlıdır. Kur'an'a uygun olmayan söylemler her ne adına ortaya çıkartılmış olursa olsun Kur'an'a uygun değilse doğru olamazlar ve selam. Bu ayetin tercümesinin özellikle doğru verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Kur'an tek doğru yola ilettir. Doğru yola, hakikat yoluna ulaştıran Yegâne rehber Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Böyle olunca Tevrat'la da, Zebur'la da, İncil'le de maksada ulaşılır. Yaklaşımları devre dışı kalır. Hayatınızın merkezine Kur'an'ı alırsanız diğer yaklaşımların yolda patır kütür döküldüğünü görürsünüz. Bu ayet rehber olarak, imam olarak Kur'an'ın belirlenmesini ve maksada ulaştıracak tek yolun Kur'an'ın yolu olduğunu bize öğretmektedir. Bu vesileyle bunu size hatırlatmış oldum.